Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde görmüş olduğumuz bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizi bluzlarımızda, hırkalarımızda, yeleklerimizde dilediğimiz her yerde, uygun renklerde kullanabiliriz. Çok şık bir model, aynı zamanda çok da kolay. Evet modelimizi zincirler çekerek zeminini hazırlıyoruz ve üzerine tığımızın başına iki defa dolayarak trabzanlarımızı sırasıyla doldurarak tamamlıyoruz ve her iki sırada birbirini tekrar eden sıralardan oluşarak modelimiz kendisini tamamlıyor. Evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım kolay gelsin. Modelimizi uygulamak için bir sıra trabzanımı ördüm ve hemen modelimi uygulamaya başlıyorum er tane zincir çekerek başlayalım. 1 2, 3, 4, 5, 5 zincirimi çekiyorum ve tekrar saymaya başlıyorum 1, 2, 3, 4 ve 5 trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4, 5 saymaya başlıyorum 1, 2 3, 4 5. 1 2 3 4 5 aşağıdan sayıyorum 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim 5 tane zincir çekelim 5. trabzanın tepesine batalım en son trabzanımızın üzerine varana kadar bakınız örmeye devam ettik ve son zincirimi sizlerle beraber batmak istedim 1 2 3 4 ve 5 inciye batıyorum ve battığım yerden 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 er zincir çekerek 5 trabzanımızın üzerine gelerek battık ve kenardan 5 zincir çekerek ikinci sıramıza geçmeye başladık alttaki sırayı lastik olarak sayalım ve modelimizin başladığı sırayı zincirlerimizden itibaren kabul edelim 5 zincirimi çektikten sonra örgümün arkasını çeviriyorum ve ilk grubun içerisine gelerek batıyorum şu şekilde ilk grubun içerisine gelip battım ve tığımın başını doluyorum araya giriyorum. 2 defa doluyorum ve başlıyorum. 1 2 3 Araya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. 1 2 3 Bir tane zincir. 2 defa doluyorum. Aynı yere girerek ikişer ikişer alıyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. 1 2 3 bir zincir 1 2 3 2 4 5 tane olmuş devam ediyorum 1 2 3 bir tane zincir daha çekiyorum 1 2 3 sayalım şimdi 2, 4, 6, 7 toplamda 7 tane trabzanımızı başına 2 defa dolayarak aldım ve bir tane zincirimi çekiyorum hemen aradaki 5 zincirin içerisine batıyorum tekrar bir zincir çekiyorum tığımın başını 2 defa dolayarak sıradaki trabzan zincir kutusunun içerisine 2 defa başını doladım ilmeklerim bakınız ikişer ikişer alarak trabzanımı örüyorum ve her bir trabzanımın arasında bir tane zincir çekiyorum iki defa başını doluyorum geliyorum 1 2 3 bir tane zincir iki defa doluyorum 1 2 3 7 tane dolduralım 7 tane trabzanımı ördüm bir tane zincirimi çektikten sonra yanındaki 5 zincirin içerisine gelerek batıyorum Tekrar bir tane zincir çekiyorum. İki defa tığımın başını dolayarak yandaki zincirimin içerisine girip ikişer ikişer trabzanlarım örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3. Bir tane zincir iki defa doluyorum. 1 2 3. Bir zincir 1 2 3. 7 tane trabzan olana kadar işlemimi tekrar ediyorum 2 4 5 zincirimi çekiyorum 6. örüyorum zincirimi çekiyorum ve 7. trabzanımı örüyorum 7 tane trabzanım ördüm bir tane zincir çekiyorum ve hemen en son kutucuğumun içerisine gelerek batıyorum ve bu şekilde modelimizin 7 trabzandan oluşan birinci dilimini bu şekilde yerleştirdik 7 trabzan hemen bir zincir çekip kutucuğun içerisine batıyoruz ve her trabzan arasında da birer tane zincirimizi mutlaka çekiyoruz şimdi dönüşümüzü yapıyoruz 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 dört, beş örgümün yönünü çeviriyorum buradaki bakınız bağlantı kurduğumuz 5 zincirimiz değil şöyle bakınız 7 tane trabzanımızı ayırıyoruz 2 ayırıyorum 2 de diğer tarafta ayırıyorum ortadaki 3 ayırıyorum Hepsine de beşer zincir çekerek batacağız. Şimdi elimizdeki 5 tane zinciri bakın şuradaki bu alttaki zincirleri saymıyoruz. 2 tane trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Ve tekrar başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 3'e bölüyoruz bu 7'yi. 3 tane trabzanımı ortaya alıyorum. Hemen batıyorum. Tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız 1, 2, yeniden çekelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektikten sonra bakın buradaki 2 tane trabzanımın olduğu bölümü görmekteyiz. Hemen diğer 2 tane trabzanımın olduğu yere gelerek bağlanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki 3 trabzanımın olduğu yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve diğer hem buradaki iki trabzan hem diğer iki trabzanımı kavruyorum ve bu şekilde zincir gruplarımı örerek sona kadar geliyorum Evet en son zincirimi de çektim şöyle bakacak olursanız zaten aşağıdaki ilk hazırladığımız yuvalarla birebir yukarıdaki zincir yuvalarımız aynı bakınız ilk ilk hemen buradaki ortadaki yine aradaki ortadaki hepsini birebir yukarıda da yansımasını yaptık hemen hemen bakınız aynı şekilde şimdi en son 5 tane zincirimi yine geliyorum son yuvamın içerisine batıyorum ve buradan 5 tane zincirle çıkıyorum 2 3 4 ve 5 örgümün yönünü çeviriyorum çekmiş olduğum zincirimi ilk kutucuğumun içerisine gelerek batıyorum tekrar bir 1 tane zincirimi çekiyorum Iki tane başını doluyorum Şuradaki trabzanlarımızın aynısını örüyoruz 7 tane trabzan aralarına birer tane zincirimizi çekiyoruz başlangıçta da bir zincirimi çektim 2 defa doladım giriyorum 1 2 3 bir tane zincir tekrar 2 defa doluyorum 1 2 3 bir tane zincir 2 defa doluyorum 1 2 ve 3 bir zincir. 1 2 3 bir tane zincir iki defa tığımızın başını mutlaka dolayalım 1 2 3 2 4 5 iki defa daha aynı işlemimi tekrar ediyorum ve batıyorum toplamda burası 7 tane trabzan oldu 2 4 6 ve 7 bir tane zincirimi çekiyorum araya giriyorum tekrar bir tane zincir çekiyorum aradan çıkıyorum buraya ve buraya yine 7 trabzan araya da batalım ve sonda görüşelim Evet sıramın sonuna kadar örerek geldim en son zincirimin üzerine gelerek batıyorum battığım yerden 5 tane zincirle çıkıyorum 2 3 4 ve 5 Şöyle görelim bakınız modelimizi. Çok güzel yazlık bluzlarımız olabilir. Bebek kıyafetleri ya da yetişkin kıyafetleri çok daha hoş durabilir bu modelimizde. Evet 5 tane zincirimizi çektikten sonra örgümüzün yönünü yine çeviriyoruz. Buradaki 7 tane trabzanımızı 3'e bölüyoruz. Bakınız 2 ortada 3 kenardaki 2 şeklinde hemen ayırdığımız 2 tane trabzanın arasına gelerek batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. 3'ün kenarına batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Diğer 2 ve buradaki 2'yi kavrayacak şekilde diğer tarafa geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 3 tane trabzanı ortaya alıyorum. Batıyorum. 1 2 3 4 5 Arayı ve buradaki iki trabzanı kavrayarak geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 3 tane alıyorum. 1 2 3 4 5 aşağıya batıyorum ve battığım yerden 1 2 3 4 5 tane zincirle çıkıyorum örgümün yönünü çeviriyorum birebir bütün yuvalarımızın yine hazırlanmış olduğunu görmekteyiz ve çektiğim ilk zinciri hemen yandaki 5 tane zincirin içerisine batıyorum bir tane zincir çektikten sonra iki defa tığımın başını dolayarak tıpkı aşağı sıralarda olduğu gibi 7 şer trabzanlarımızı örelim ve modelimizi sona kadar tamamlayalım modelimiz iki sırada bir kendisini bakınız devamlı ettirmekte sürekli bir zincir bir trabzan hem çok çabuk da boyu kalkabilen bir model daha kalın tığlarla daha da çabuk kalkacaktır boyu ve çok güzel görünecektir Evet şimdi sıramın sonuna kadar örerek ilerliyorum bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda, yeni modellerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.